Merhaba sevgili teraziler, 29 Aralık 5 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2013 yılı sona eriyor, 2014 yılına giriş yapıyoruz bu hafta. Ee, yeni yıla yeni bir ayla giriş yapacağız. 10 derece oğlak burcunda yeni ay doğacak, 1 Ocak'ta. Yeni ay öncesinde, haftanın son günlerinde ve yılbaşı gününde gökyüzünde özellikle öncü gruplar arasında oluşan sert gezegen hareketleri dikkat çekiyor. Siz de bir öncü grupsunuz sevgili Teraziler. Dolayısıyla bu e, gezegen hareketlerinden etki alabilirsiniz. Özellikle doğum gününüz Eylül sonu ve Ekim başı ise kişisel gezegenleriniz 10 derece öncü gruplardan birinde ise bu etkileri daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Şu sıralarda Mars sizin burcunuzda ilerliyor. E, özellikle biraz daha e, stresli olabilirsiniz e, gerginlikler ilişkiler konusundaki e, ani durumlar sizi zorlayabilir bu hafta Özellikle bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor hafta içerisinde 29 Aralık'ta e, oğlak burcundaki Merkür Koç burcundaki Uranüs arasındaki kare açı yine iletişimlerle ilgili sorunlara e, dikkat çekiyor 30 Aralık ve 31 Aralık'ta e, oğlak burcundaki Güneş Merkür Plüton kavuşumu Mars ve Uranüs'te tek kare açık kalıbı oluşturacak. Yengeç burcundaki de bu açık kalıbını destekliyor ve büyük kare dediğimiz bir görünüm oluşuyor önce gruplar arasında. Terazi burçları içinde ilişkileri, ortaklıkları, iş ve kariyer yaşamları aileyle ilgili bazı konular, hayatlarındaki önemli kavramlarla alakalı yeni değişimler söz konusu olabilir. Bazı baskılar hissedebilirsiniz. Ani kavramlar, zorlayıcı şartlar oluşabilir. Özellikle 1 Ocak'ta doğacak Oğlak Burcu yeni ayı da bu etkileri, bu enerjileri taşıyor olacak ve Ocak ayının ilk haftalarında etkilerini hissedebilirsiniz sevgili teraziler. Oğlak yeni ayı dördüncü evinizde doğacak. Evinizle ilgili kavramlar özellikle dikkat çekiyor. Eviniz, yaşadığınız yer, ofisiniz veya e, aileniz, ebeveynleriniz, anne baba e, onlarla ilgili kavramlarda yeni aylar, yeni değişimleri, dönüşümleri ortaya çıkarabilir. E, gezegen etkileri sert olduğu için ve öncü grupta olduğu için... E, Enerjiler çok güçlü olacak ve hızlı değişimler içerisinde olabilirsiniz. Şu ana kadar sürüncemede kalmış bazı durumlar bu yeni ayında enerjisiyle hızlı bir şekilde gelişebilir. Ev alımı, satımı, taşınmak, kiralamak, evden ayrılmak, anne ile baba ile ilgili bazı kavramlarda zorlayıcı bazı durumlar oluşabilir. Özellikle sağlık sorunlarına dikkat etmek gerekiyor sevgili teraziler. E, yıldızınız Venüs retro harekette, Oğlak burcunda, e, Mars sizin burcunuzda. E, bu nedenle sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekiyor. E, günlük hayatınıza, beslenmenize e, biraz dikkat etmelisiniz, özen göstermelisiniz. İş yoğunluğunuz artmış olabilir. Bu nedenle de yorgunluk hissedebilirsiniz. Biraz daha dinlenmeye zaman ayırmaya çalışın. Özellikle bu hafta içerisinde ilişkilerde stresli durumlar oluşabilir. Ani çıkışlar söz konusu olabilir. Kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Uyum ve dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Gerçi genel olarak daha anlayışlı ve uyumlu olabilen bir burçsunuz ancak Mars sizin burcunuzda ve bu konuda zorlanmalar söz konusu olabilir. İlişkiler konusunda da özellikle dikkat etmeli riskli hareketlerde bulunmaktan kaçınmalısınız bu hafta içerisinde. Evet sevgili teraziler haftanın genel etkilerini günlük videolarımızı takip ederek de detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.